Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Halk edebiyatının genel tekrarına devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi geldik geleneksel Türk tiyatrosuna. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Her şey iyi gidiyordur ve hiçbir şey için moralinizi bozmuyorsunuzdur değerli arkadaşlar diyorum. Geleneksel Türk tiyatrosuna artık giriş yapıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi ilk başta burada bakmamız gereken arkadaşlar göstermelik türlerden olan karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunlarıdır arkadaşlar. Bunlar ÖSYM'nin her yıl ÖABT Edebiyat ve Türkçe sınavlarında karşımıza gelen olan konulardır. Ve bunlarla ilgili genellikle ÖSYM her yıl hem ÖABT Türkçe hem de edebiyata sorular soruyor değerli arkadaşlar. Şimdi Karagöz'e baktığımızda arkadaşlar genellikle tek bir kişinin, tek bir insanın icra ettiği bir gösteridir arkadaşlar. Tek bir kişi burayı ne yapıyor? İcra ediyor bu oyunu. Karagöz'ün Cava ve Hindistan'dan çingene oynatıcılar aracılığıyla ülkemize, Anadolu'ya geldiğine dair bazı rivayetler var arkadaşlar. Bunların en güçlü tezlerine baktığımızda Yavuz Sultan Selim oyununun kurucusu Şeyh Küşteri kabul ediliyor arkadaşlar. Bunun için Karagöz'ün diğer ismi Şeyh Küşteri Meydanı olarak da biliniyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Genellikle yazılı bir metin olmadığı için doğaçlama bir şekilde ne olur? Oyun icra edilir. Ramazan ayının ilk gecesi mandıra oyunuyla başlayıp Arife gecesi meyhane oyunuyla son bulur değerli arkadaşlar Karagöz oyunumuz. Belli başlı tipler vardır Karagöz oyununda. Örneğin Çelebi belli bir işi olmayan züppe bir tiptir. Tiryaki afyon yutup pineklemekle ömrünü geçiriyor. Beberuhi cüceliğinden ötürü özürlü tiplere de örnektir. Aynı zamanda geveze, yaygaracı bir tip olarak da biliniyor Beberuhi değerli arkadaşlar. Tuzsuz Deli Bekir, perdede görülen zorba bir tiptir. Kaba, argo konuşmaları ve attığı naralar ile tanınıyor Tuzsuz Deli Bekir değerli arkadaşlar. Karagöz'ün bölümlerine baktığımızda bu da orta oyunuyla benzerlik gösterir arkadaşlar. Yani Karagöz ve orta oyununun bölümleri aynıdır diyebiliriz. Mesela giriş, muhabere, fasıl ve bitiş bölümünden oluşuyor değerli arkadaşlar. Giriş bölümüne baktığımızda arkadaşlar Karagöz'de Hacivat'ın girişinin yapıldığı bölümdür. Muhabere bölümü karşılıklı konuşmadan oluşuyor. Fasıl bölümü asıl konunun işlendiği bölüm ve yardımcı tiplerin mesela işte zennedir. İşte beberuhudur, triyakidir vesaire bunların dahil olduğu yani oyuna dahil olduğu bölümdür. Bitiş ise en sonda arkadaşlar işte seyircilerden özür dilenip bununla ilgili bir kapanışın olduğu bölüme diyebiliriz. Bunları biraz daha açmak istersek Hacivat bir semayı söyleyerek perdeye geliyor ve dünyanın geçiciliğinden söz ediyor arkadaşlar. Bu giriş bölümümüzdü. Muhavere bölümüne baktığımızda arkadaşlar Karagöz ve Hacivat'ın karşılıklı konuşmalarından oluştuğu bölümdür. Daha doğrusu birbirlerine ters düşen yanları, düşünceleri bunlar ne yaparlar arkadaşlar? Birbirlerine aktarırlar ve bunu bir farklılık belirterek aktarmaya çalışırlar. Az önce söylemiştim, fasıl bölümü asıl bölümdür demiştim. Ve birincil, ikincil tipler burada yer alıyor. Hem Hacivat, Karagöz hem de işte Zenne, Tiryaki gibi şeyler, karakterler demiştik, tipler. Bitişte ise demiştim, Karagözcü yaptığı hatadan dolayı seyircilerden özür diliyor. Bir sonraki oyunun nerede yapılacağını söylüyor. Daha sonra şunu söylüyor. Karagöz Hacivat'a dönüyor. Hacivat da şunu söylüyor. Yıktın perdeyi, eyledin viran, varayım sahibine haber edeyim hemen diyor. Ve böylece bu sözle arkadaşlar perde kapanmış oluyor. Oyunda Karagöz ve Hacivat ana tipleri dışında Beberuhu, Laz, Kayserili, Acem, Rum, Tuzsuz Deli Bekir gibi tipler de görülüyor değerli arkadaşlar. Hayali hayalbaz dediğimiz Karagözcü ustası,
sandikar dediğimiz çırak, yardak dediğimiz oyun esnasında şarkı söyleyen kişi, tef çalan kişiye de dairesel isimleri veriliyor değerli arkadaşlarım Karagöz oyununda. Şimdi Karagöz oyunu ile ilgili bunları bilseniz yeterli arkadaşlar. Genellikle hiçbir şeyi atlamamaya çalıştım. Şey Küşteri Meydanı önemlidir. Şu sarı yerler göstereceğimin hepsi önemlidir arkadaşlar. Çelebi, Tiryaki, Beberi, Hu, Tüzsüz, Delibeki, bazen ÖSYM bunlara kadar inip sorabiliyor. Ben de onun için bunları aldım arkadaşlar. Genellikle Karagöz'ün bölümlerinden soru geliyor değerli arkadaşlarım. Onları bilmemizde fayda var diyebiliyorum. Orta oyunda bu açıdan önemlidir. Orta oyuna baktığımızda şimdi genellikle Karagöz ve Hacivat gibi diyebiliriz. Pişekar ve Kavuklu burada. Nasıl Karagöz ve Hacivat orada varsa burada da Pişekar ve Kavuklu var arkadaşlar. Yine aynı şekilde doğaçlama oynanan bir oyundur. Orta oyununa Zuhuri oyunu, Taklit oyunu gibi isimler de veriliyor değerli arkadaşlar. Buraya baktığımızda bu ustalar genellikle Türklerden seçiliyor. Oyuncular kolbaşısından Pozat adı verilen diplomasını aldıktan sonra oyunlarını icra edebiliyor arkadaşlar. Palanga adını verdikleri meydanda oyunu kurup orada yöneticilik yapabiliyorlar değerli arkadaşlar. Meydanda sandık odası, dükkan, çalgıcıların yeri, yeni dünya, mevki, parmaklık ve kafes gibi bölümlerde bulunuyor değerli arkadaşlar. Kadın seyircilerin oturduğu yerlere parmaklık diyoruz. Erkek seyircilerin oturduğu yerlere mevki diyoruz. Dükkan, neydi onun adı? Pişekar'ın dükkanı olduğu yer, yani alışveriş yapılan yer diyebiliriz arkadaşlar. Sandık odası, giyinip soyundukları oda falan. Bunları zaten az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için çok fazla değinmek istemedim. Sadece isimlerini bilseniz yeterli. Bölümlerine baktığımızda giriş, muhavere, fasıl ve bitiş. Şurada olduğu gibi arkadaşlar. Pişekar oyunun yönetmenidir. Dolayısıyla Pişekar tarafından oyun ne oluyor? Başlatılıyor arkadaşlar. Kavuklu ise oyunun başkomiyidir. Halk bilgisi, Kavuklu halk bilgesi olurken Pişekar aydın kimliğine bürünmüş bir tiptir diyebiliriz. Zenni ise kadın kılığına girmiş bir kahramandır. Şimdi buradaki giriş çok önemli arkadaşlar. Pişekar'ın elinde pasta, yani tahta bir maşa. Bununla birlikte ne yapıyor? Ciddi bir şekilde havada meydana geliyor ve seyircileri selamlıyor arkadaşlar. Pişekar tahta bir maşayla gelip ciddi bir şekilde seyircileri ne yapıyor? Selamlıyor. Sonra Kavuklu ve kavuklu arkası dediklerimiz, yani mesela kambur, cice, demlö ve böylece bunlar geliyor arkasından. Muhavere bölümü başlamış oluyor. Muhavere bölümüne baktığımızda arkadaşlar burası çok önemli şimdi. ÖSYM bunları tek tek sordu her yıl. Yine sorabilir. Bilmemize fayda var. Muhavere bölümüne baktığımızda Pişekar ile Kavuklu tanıdık çıkıyorlar. Söz ustalıklarını birbirine gösteriyorlar. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Yani Karagöz ve Hacivat'ta olduğu gibi. Kavuklu ve Pişekar birbirlerinin sözlerini ters anlıyorlar ve burada bir gülmece oluşuyor arkadaşlar. Biz bu bölüme ne diyoruz? Arzbar bölümü diyoruz. Birbirlerini ters anladıkları bölüm, arzbar bölümü. Birbirleriyle tanıdık çıktıktan sonra Kavuklu bir tekerleme söylemeye başlıyor. Ve ardından bir olayı kendi başından geçmiş gibi anlatıyor. Pişekar onu ilgiyle dinliyor. Fakat sonunda anlatımların bir rüya olduğu anlaşılıyor. Evet, rüya olduğu anlaşılıyorsa bunların hepsi bir tekerleme bölümü vardır. Tekerleme muhabere bölümünün içerisinde arkadaşlar, unutmuyoruz. Fasıl. Asıl konunun işlendiği bölümü dedik. İşsiz olan Kavuklu'ya Pişekar'ın bir dükkan ya da ev almasıyla bölüm başlıyor diyebiliriz. Bitiş ise Pişekar'ın yaptığı kusurlardan dolayı seyircilerden özür dilediği ve sonraki oyunun nerede yapılacağı ile ilgili bir bölümdür diyebiliriz. Yukarıdaki Karagöz ve orta oyununa hemen hemen aynıdır. Pek bir benzerlik, bir farklılık yoktur arkadaşlar. Genelde benzerdi bölümler, az önce söylemiştim. Burada da arkadaşlar Arap, Çerkez, Laz, Kayserili, Ermeni, Mirasyalı, Kümhanbeyi, Tuzsuz, Delibekir gibi tiplerimiz vardır diyebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer göstermeli tiplerimiz olan Meddaha. Diğer ismiyle Kıssahan, diğer ismiyle Şehnamehan olarak da biliniyor Meddah değerli arkadaşlar. Hikaye anlatma ve taklit yapma sanatı olan Meddahlık, bir sandalyeye oturarak tek başına mimik ve şive taklitleri yapan oyuncudur arkadaşlar. Burada mesela işte Ata Demirer,
Cem Yılmaz gibi stand-up gösterisi yapan bir insan düşünün. Meddahlık ona benziyor diyebiliriz. Gerçekçi modern tiyatro gerçekçiliğe, modern tiyatroya daha yakındır arkadaşlar. Seyircide anlattığı konulara göre bazı duygu değişimleri yaratıyor. İcra sırasında mendil ve sopa kullanıyor meddah değerli arkadaşlarım. Burada da bölünmeyi biraz diğerlerine göre farklı arkadaşlar. Bakın muhavere, mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş, orta oyun, karagözün bölümleriyken meddahın bölümleri başlangıç, açıklama, senaryo ve bitiş şeklinde oluşuyor arkadaşlar. Bakın başlangıç, açıklama, senaryo ve bitiş diyorsa bu meddahın bölümleridir. Unutmuyoruz. B ile başlıyor, B ile bitiyor meddah, unutmayalım. Başlangıç bölümüne baktığımızda meddah bir tekerleme veya divanı söylüyor ve böylece ne yapıyor? Seyircilerin dikkatini çekiyor. Açıklama bölümünde arkadaşlar hikayenin kahramanlarının sosyoekonomik durumu, işte ailesi gibi konulara değiniliyor açıklamada. Senaryo ise asıl hikayedir arkadaşlar. Yani meddahın ustalığını gösterdiği asıl bölüm, asıl hikaye senaryodur. Bitiş yine diğerleri gibi işte meddahın yaptığı hatadan dolayı özür dilediği ve oyunun nerede yapılacağı ile ilgili bölümdür diyebiliriz bitiş bölümü. Evet, geldik bir diğerine arkadaşlar, kukla oyunu. Şimdi kukla deyince aklımıza arkadaşlar İbiş ve ihtiyar gelecek. Bunlar önemlidir. Kuklabaz, baş kuklabaz, hayalbaz, suretbaz gibi isimlerle de biliniyor kukla oyunu değerli arkadaşlar. Anadolu'da işte halk arasında kuklaya yaygın olarak korçak, bebek, hemecik, çömçe gelin veya karaçör denilmeye ve geleneksel tekniklerle oynatılmaya devam edilmiştir. İlk oluşturulmasında dinsel, büyüsel inançların olduğu düşünülmektedir. Daha sonra işte el kuklası ve ip kuklaları olarak Türk halk kültüründe yoğun olarak iki kukla tekniği kullanılıyor arkadaşlar. El kuklasının diğer ismi kol korçaktır. İp kuklasının diğer ismi çadır hayaldir arkadaşlar. Bunun yanında mesela iskemle kuklası, kuklası, araba, İşte dev kuklası, ayak kuklası, canlı kukla, yer kuklası, köy kuklası gibi diğer kuklalar da vardır. Ama en bilinenleri hangisiymiş? El kuklası ve ip kuklalarıymış. El kuklası kol korçak, el koldan aklınıza gelsin. İp ise çadır hayal arkadaşlar. İşte Arap, şeytan, Yahudiler gibi tipler de vardır arkadaşlar. Bu konuda en eski Türkçe kaynak olan Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eserde Kaşgarlı Mahmut, kız çocuklarının onarıkları insan şeklindeki yapma bölükleri kuturcuk denildiğini yazmaktadır arkadaşlar. O halde Divan Lugat-ı Türk adlı eserde Kaşgarlı Mahmut kuturcuk için ne demiş arkadaşlar? Kuklu oyunu için kuturcuk demiştir. Bu da önemli bir bilgi bizim için. Değerlidir değerli arkadaşlarım. İzninizle şöyle bir yıldız atmak istiyorum şuraya değerli arkadaşlar. Şimdi aşağıya inelim. Devam edelim kaldığımız yerden. Evet, en son anlatacağım arkadaşlar köy seyirlik oyunları. Bakın bu oyunlar genel olarak köylülerin uzun kış aylarında, düğünlerde, bayramlarda vakit geçirmek ve eğlenmek için düzenledikleri arkadaşlar oyunlardır. Bu oyunlar taşıdıkları konulara göre işte ritüel, kut tören oyunlar ve din dışı profan oyunlar şeklinde sınıflandırılabilir arkadaşlar. Kapalı ve açık alanlarda oynanır. Basit dekor, aksesuar, kostüm, ışık, müzik, dans burada önemlidir. Mesela işte ne bileyim müzik yerine bir teneke getirilir, teneke çalınır arkadaşlar. İşte mesela köyün meydanında böyle insanlar toplanır işte eşeklerle, işte böyle yöresel kıyafetler giyinerek arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiden köy yerlerinde vesaire televizyon, internet, elektrik çok fazla olmadığı için insanlar da kendilerine böyle arkadaşlar seyirlik türler geliştirmişler ve böylece biliyorsunuz kışın çok fazla işte kar yağdığı için vesaire ulaşım kapanıyor. O köye ne bileyim çok fazla vasıta gidip gelemiyor. Çok fazla insanlar gidip gelemiyor vesaire derken insanlarda teknoloji olmadığı zamanlarda, elektrik olmadığı zamanlarda bu tür şeylerle eğlenmişler arkadaşlar. Aslına baktığımızda birebir herkes böyle bir bütünlük içerisinde vesaire derken güzel günlermiş. Şu an maalesef internet biliyorsunuz bizleri esir almış durumda. Herkes kendi odasında
kendi telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla hemhal olmuş. Çoğu kişi birbirinin yüzünü bile görmüyor bazen. Hatta o seviye artık. Farklı yataklarda, herkes farklı odalarda falan. Özel bir hayatın gizliliği içerisinde herkes gelişmiş maalesef. Benim alacaklarım arkadaşlar şimdilik bu kadar. Göstermelik türleri bu şekilde bilseniz sizin için yeterli olur. Bölümleri çok önemli. Bölümlere çok iyi bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi Orta Oyunu ve Karagöz'de giriş vardı hatırlıyorsanız değil mi? Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümünden oluşuyordu değil mi? İşte Meddah'ın bölümü farklıydı. Mesela açıklama, senaryo, fasıl, bitiş bölümü var hatırlarsanız arkadaşlar. Tekrar bir bakalım yanlış söylemiş olmayayım da. Açıklama. Evet, başlangıç, açıklama, senaryo, bitiş bölümünden oluşuyordu arkadaşlar. Başlangıç, açıklama, senaryo, bitiş bölümünden oluşuyordu. Bunlar da bizim bölümlerimiz. Zaten şu diğerleri çok hani önemli değil. Önemlileri zaten şey gösterdim arkadaşlarım. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde fıkradan devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.